Evet değerli arkadaşlar, Geleceğin Cumhurbaşkanları bugün Milletler Arası Hukuk 2 dersinin yine önemli bir konusuyla birlikteyiz. Silahlı çatışmalarda sorumluluk. Hatırlayacağınız gibi geçen hafta silahlı çatışmaları anlatmıştık. Uluslararası nitelikteki silahlı çatışmalar ve uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalar konusunu sizlere anlatmaya çalışmıştık. Ee, bu haftaki anlatacağımız konu aslında geçen hafta anlattığımız konunun devamı niteliğinde. Ee, çünkü e, bu silahlı çatışmaları başlatan, yapan, e, askeri birlikleri yönetme, emir verme e, yetkisine sahip olan ve e, uluslararası e, sözleşmelerde yer alan fiilleri yapan e, veyahut uluslararası teamül kurallarında yer alan kuralları ihlal eden kişilerin sorumluluğunu anlatacağız. Bildiğiniz gibi sorumluluk kavramı ne demektir? Öncelikle buna değinelim. Sorumluluk bir hukuk kuralının ihlalinden sonra kişinin bu ihlalin sonuçlarına katlanması manasına gelir. Yani bu manada şöyle düşünebiliriz. Yani uluslararası hukuk kuralları ihlal edildi. Bu ister sözleşme kuralları olabilir, ister teamül kuralları olabilir veya hukukun genel ilkeleri olabilir. Bu kurallar ihlal edildi. Bu kuralları ihlal eden eğer devlet ise bunun sonuçlarına katlanması, eğer devlet değil devleti yöneten kişiler ise, veya e, bu silahlı çatışmalarda, e, bu sözleşmelerde veya da tahammülde e, söylenen, e, düzenlenmiş olan, var olan e, kuralların e, kuralları ihlal eden kişilerin e, bu e, yaptıkları fiillerin sonuçlarına katlanması anlamına gelir. Yani e, daha da açık söyleyecek olursak arkadaşlar e, burada. E, Uluslararası, ister uluslararası nitelikte olsun ister uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalar sonucunda devletin sorumluluğundan ve kişilerin sorumluluğundan bahsedeceğiz. Buradaki sorumluluk tabii ki arkadaşlar hukuki sorumluluk anlamında değil daha çok cezai sorumluluk üzerinde duracağız. Daha sonra ilerleyen derslerimizde muhtemelen önümüzdeki hafta değil ondan sonraki hafta hukuki sorumluluk yani milletler arası sorumluluk kavramına yani karşı tarafın uğramış olduğu zararların tazmini konusuna ayrıca değineceğiz. Bugünkü anlatacağımız konu daha çok cezai sorumluluk anlamında bir sorumluluk türü olacak. Evet arkadaşlar öncelikle ilgili düzenlemelere bakalım konuyla ilgili. Devletin sorumluluğu ve kişilerin Cezai sorumluluğundan bahsettik Değerli arkadaşlar hepinizin bildiği gibi ta baştan beri anlattığımız konulardan da Anlayacağınız üzere Devletin kural olarak cezai sorumluluğu yoktur Devletin e, Sorumluluğu dediğimiz zaman e, Karşı tarafın Yani zarar gören tarafın e, Uğramış olduğu e, Zararların tazmini anlamında düşüneceğiz devletin sorumluluğunu Yani bu aslında hani iç hukukta e, konuştuğumuz, iç hukukta e, üzerinde durduğumuz olan hukuki sorumluluk kavramıyla ne yapılabilir, izah edilebilir. E, mesela arkadaşlar Irak e, 1991 yılında Kuveyt'i işgal etti. Daha sonra arkadaşlar e, bu e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi e, öncülüğünde Amerika'nın ve İngiltere'nin öncülüğünde bir koalisyon kuruldu ve bu koalisyon kuvvet kullandı ve Irak'ın Kuveyt üzerindeki işgaline son verdi. Bu sürecin hemen sonunda Irak arkadaşlar Kuveyt'in işgalinden dolayı Kuveyt'in uğramış olduğu zararların Tazmini yoluna gitti. Dolayısıyla burada evet devlet bir güç olarak güç kullanıyor. Karşı tarafa zarar veriyor. Ondan sonra yer yer işte karşı tarafın askeri birliklerini, askeri tesislerini, ondan sonra askeri hedefleri vuruyor, zarar veriyor. Veya sivilleri veyahut da sivil hedefleri vuruyor. Veya işte yer altı, yer üstündeki belirli kaynaklarını, enerji kaynaklarını, santrallerini vesairesini vuruyor diyelim ki arkadaşlar. Bundan dolayı ne olabilecektir? Ee, bu uluslararası e, hukuk e, kurallarının, e, silahlı çatışmalarla ilgili kuralların ihlal edilmesi neticesinde e, devletin karşı tarafa vermiş olduğu zararları, gidermesinden bahsediyoruz Demek ki buradaki devletin sorumluluğunu ayırt etmemiz gerekiyor devletin cezai sorumluluğu yoktur devletin burada hukuki sorumluluğu vardır yani e, mesela ilerleyen zaman içerisinde e, olur mu bilmiyoruz yani sadece e, konuya örnek örnek teşkil etmesi açısından söylüyorum Rusya e, diyelim ki e, Ukrayna'ya saldırdı e, belirli e, bazı e, silahlı çatışma kurallarına ihlal etti. Bu ihlaller sebebiyle Ukrayna'nın uğramış olduğu zararların tazmini yoluna ilerleyen zamanda gidilme ihtimali söz konusudur. Yani Ukrayna Rusya'dan ne isteyebilecektir? Uğradığı silahlı çatışmaların, silahlı çatışma kurallarının, uluslararası kurallarının ihlal edilmesi sebebiyle uğramış olduğu zararlarının tazmini yoluna gidebilecektir. Değerli arkadaşlar bu birincisi. İkincisine gelecek olursak ki bugün arkadaşlar kişilerin cezai sorumluluğu asıl bizi ilgilendiren bugün üzerinde duracağımız konu kişilerin cezai sorumluluğu. Yani bir silahlı çatışmayı yapan, emreden, başlatan, karşı tarafa zarar veren, ondan sonra sivilleri, esirleri ondan sonra e, öldüren efendim işte e, saldırı yapılmaması gereken vurulmaması gereken e, mesela e, korunması gereken mallara zarar veren kişilerin e, bu yaptığının yanına kar kalmaması ve e, bu yaptığı fiillerin e, neticesinde e, ne olması cezai olarak e, cezalandırılması yani ceza hukuku anlamında cezai olarak sorumluluğa tabi tutulması arkadaşlar e, nedir? Uluslararası hukukun gelmiş olduğu uluslararası özellikle savaş hukuku ve insancı hukukun gelmiş olduğu olduğu bir e, seviyeyi bir e, noktayı ifade etmektedir. E, çok tarihinden bahsetmeyelim. E, eskiden de e, neler vardır? Uluslararası eğer e, teamül kurallarının ihlal edilmesi neticesinde Cezayı sorumluluğa e, e, kişilerin, be, belirli bazı kişilerin çarptırılması, ondan sonra e, onun hakkında cezanın infazına ilişkin bireysel örnekler e, var. Ancak bunun e, bir e, sistematik bir şekilde uluslararası e, bağlamda, uluslararası alanda <laughs> e, bir e, kodifikasyona e, gidilmesi arkadaşlar... Ta, e, ancak 1998'de gerçekleşebilmiştir. Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma statüsüyle. Daha önce bildiğiniz gibi geçen hafta anlattığımız gibi 1949 Cenevre Sözleşmeleri olsun, 1977 işte buna ek olarak yapılmış olan uluslararası veya uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalara ilişkin ek protokoller olsun. Bu protokoller ile e, silahlı çatışma hukuku e, ne yapılmıştı? Kodifikasyon e, yoluyla e, kurallar uluslararası e, niteliğe kavuşmuştu. E, uluslararası daha doğrusu kod haline getirilmişti. E, genellikle e, teamül e, kuralı olarak uygulanmış olan bu kurallar. Ancak bu kuralların ihlal edilmesi neticesinde e, bunları işleyen, bunları işlediği iddia edilen kişilerin e, cezalandırılması konusu arkadaşlar o kadar kolay olmadı bununla ilgili gelişmeler daha çok e, fiili e, e, uygulamalarla kendisini gösterdi biraz sonra söyleyeceğiz mesela 2. dünya savaşı sonrasında e, Almanya'da Almanya'nın e, veya daha doğrusu Alman e, yetkililerin Alman e, işte askerlerin e, komutanların e, işlemiş olduğu e, savaş hukuku ihlalleri sebebiyle Nürnberg mahkemesi e, kuruldu. Ondan sonra ve belirli bazı kişiler yargılandı. Cezaları infaz edildi. Yine Japonya'nın 2. Dünya Savaşı sırasında e, işte yetkililerinin Japon yetkililerin e, belirli bazı tabi çok az sayıda belirli bazı kişilerin e, işlemiş olduğu e, savaş hukuku ihlallerinin e, neticesinde onların cezaya çarptırılması ve cezalarının infazı gerçekleştirildi ama bununla ilgili e, daha önceki derslerimizde de söyledik bu mahkemeler e, bildiğimiz anlamda e, doğal hakim prensibine e, dayanan e, mahkemeler olmaması sebebiyle e, işte kurallarının yani e, ceza hem bir takdir edilen ceza hem de fiiller anlamında e, önceden e, işte e, kurallarla belirlenmiş olan e, yani e, fiilleri cezalandırılma cezalandırması söz konusu olmadığında yani suçta ve cezada kanun ilk e, ilkesine e, prensibine uymaması sebebiyle ne yapılmıştı? Eleştirilmişti. E, i̇şte bunun önüne geçebilmek için e, tarihi seyir içerisinde e, uluslararası alanda e, hem e, bir mahkemenin kurulması yani önceden ee, bir e, uluslararası nitelikte bir mahkemenin kurulması ve e, önceden belirli bazı fiillerin suç olarak e, uluslararası sözleşmelerde, e, kurallarda suç olarak tanımlanması ve bu fiillerin daha sonra işlenmesi halinde bunun yargılanması yolunu açmak için e, ne yapılmış oldu? E, uluslararası Ceza Mahkemesi Roma statüsü kabul edilmiş oldu 1998 yılında. Yine çok fazla ayrıntıya girmeden arkadaşlar orada 5. maddede en ciddi suçlar olarak tarif edildi ve bunlardan 4 tanesi Uluslararası Ceza Mahkemesi statüsüne girmiş oldu değerli arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar hangileri? Savaş suçları, insanlığa karşı suçlar, soykırım suçları, barışa karşı suç veya saldırı suçu dediğimiz 4 tür suç. Uluslararası Ceza Mahkemesi statüsünde yer almış oldu. Daha önce de bu konuyla ilgili bilgiler vermiştik. Terör suçlarının da özellikle Uluslararası nitelikteki terör suçlarının da aslında Uluslararası Ceza Mahkemesi statüsüne girmesi teşebbüsleri Türkiye tarafından özellikle bu maalesef ne olmamıştı gerçekleşmemişti diyebiliriz. Ama en azından Dört tane suçun e, Uluslararası Ceza Mahkemesi statüsünde yer almış olması e, bu e, anlamda uluslararası e, hukuk anlamında büyük bir gelişme olarak ifade edilebilir. Özellikle bunu e, hangi açılardan e, söylüyoruz? İki açıdan e, çok önemli bulduğumuzu ifade edebiliriz. Birincisi kanunsuz suç ve ceza olmaz prensibinin hayata geçirilmesi yani önceden belirli bazı suçların Uluslararası silahlı çatışma hukukunun ihlali anlamına geldiği ve bunların artık uluslararası nitelikte bir suç olarak kabul edilmesi anlamında çok önem taşıdığını söylemek gerekiyor. İkinci önemli husus ise doğal hakim prensibinin hayata geçirilmesi, yani önceden bu suçları işlediği iddia edilen kişilerin önüne çıkacağı mahkemenin önceden belirlenmiş olması nedir arkadaşlar son derece önem taşımaktadır şimdi e, bu suçları biraz daha yakından tanıyalım değerli arkadaşlar uluslararası ceza mahkemesi statüsünde öngörülmüş olan e, suçlar birincisi arkadaşlar savaş suçları e, burada şunu da e, belki ifade edebilirim arkadaşlar tabi böyle e, dersleri anlatmadan önce e, slaytlarda belirli bazı eklemeler çıkarmalar e, düzenlemeler e, yapıyoruz bu slaytta da bir iki ekleme yaptım. Bu eski slayttan biraz farklılık arz ediyor. Yeni slaytı da yeni halini daha doğrusu sisteme yükleri siz oradan takip edebilirsiniz. Arkadaşlar savaş birinci suç Uluslararası Ceza Mahkemesi statüsünde tanımlanmış olan birinci suç savaş suçu. 8. maddede düzenlenmiş. Arkadaşlar, burada iki açıdan düzenliyor savaş suçunu statü. Birincisi, doğrudan doğruya 1949 tarihli Cenevre Sözleşmelerine atıfta bulunuyor. Cenevre Sözleşmelerinin çok ciddi şekilde ihlalini ifade ediyor. Ne demek çok ciddi şekilde ihlal edilmesi? Cenevre Sözleşmesi hükümlerinde hükümlerine göre korunan e, şahıs ve mallardan herhangi birine karşı işlenen fiiller bir savaş suçudur e, demekte ve savaş suçlarının uluslararası ceza mahkemesi e, mahkemesinin yargı yetkisi kapsamında olduğu ne yapılmıştır açıkça ifade edilmiştir hangi fiiller diye baktığımızda arkadaşlar kasten öldürme biyolojik deneyler dahil işkence ve insanlık dışı muamele insan vücuduna ve sağlığına e, kasten büyük ızdırap veren e, veya ciddi yaralanmalara sebep olan fiiller askeri gereklilik olmadan e, işte e, yasa dışı veya keyfi olarak malların yaygın yok edilmesi veya sahiplenilmesi mesela yakılması bir savaş esirinin veya koruma altındaki bir diğer şahsın düşman e, devlet silahlı kuvvetlerinde hizmet etmeye e, zorlanması bir savaş esirinin e, veya koruma altındaki diğer şahsın kasti olarak Adil ve olağan yargılanma hakkından e, yoksun bırakılması, hukuka aykırı sürgün edilmesi, nakledilmesi, hapsedilmesi ve rehine alınması halleri, fiilleri ne olarak kabul edilmiştir? Savaş suçu olarak kabul edilmiştir. Arkadaşlar burada iki hususu belirtmek gerekiyor. E, bu arada bir parantez içerisinde. Birinci husus arkadaşlar savaş suçları savaş sırasında işlenen fiillerdir. Bu birincisi. İkincisi daha çok arkadaşlar savaş suçu daha çok askeri gerekliliklerin ihlali neticesinde ortaya çıkan suçlardır. Çünkü biraz sonra aynı fiilleri biz insanlığa karşı suçlarda da söyleyeceğiz. Soykırım suçunda da söyleyeceğiz ve hatta saldırı suçunda da yani barışa karşı saldırı suçunda da söyleyeceğiz. E hocam şimdi bu e, fiiller acaba savaş suçu mu insanlığa karşı suç mu yoksa soykırım suçu mu e, bu konuda tereddüt e, yaşarken arkadaşlar daha çok hangi fiillerin e, askeri gereklilikle ilgili ve askerlerle ilgili savaş sırasında meydana gelen fiiller daha çok neyi oluşturmaktadır savaş suçunu oluşturmaktadır bu birinci e, husus daha doğrusu. E, ...ne demiştik? Bu sekiz... E, zincir maddede... E, ...Cenevre Sözleşmelerine atıfta bulunan... E, ...A bendi. İkinci bend ise... ...arkadaşlar B bendinde ise... 8 maddenin ikinci fıkrasının... ...B bendinde ise... E, ...şimdi... ...öyle bazı haller olabilir ki... ...fiiller olabilir ki... E, ...bu e, savaş, kural ve geleneklerin... ...ihlali olabilir. Çünkü... Daha önce yine derslerimizde belirtmiş olduğumuz gibi aslında e, uluslararası hukuk kuralları daha çok kendisini ilk önce e, teamül şeklinde kendisini gösteriyor. Bunlar yıllar boyu uygulana geliyor. Daha sonra kod haline getirilmiş e, hallerini biz nelerde görüyoruz? Sözleşmelerde görüyoruz. Veyahut da e, yine biraz sonra söyleyeceğimiz gibi diyelim ki uluslararası ceza mahkemesi statüsü, ne taraf değilse bir devlet e, bu e, taraf olmayan devletin e, belirli bazı fiilleri eğer e, teahüdürlük hukuku kurallarınca e, var olan teahüdürlük hukuku kurallarında var olan savaş kural ve geleneklerinin yani teamül kurallarının örf ve adet hukuku kurallarının ihlali anlamındaysa bu durumda ne olabilecektir yine aynı şekilde bunların da cezalandırılması söz konusu olabilecektir. Nedir bunlar? Aslında çok uzun bir liste verilmiş. 26 tane bent halinde isteyen, merak eden arkadaşlar Uluslararası Ceza Mahkemesi statüsünün, Roma statüsünün 8. maddesinin 2. fıkrasının B bentinde oradan okuyabilirler. Esirleri öldürmek, kötü muamele etmek, sivilleri öldürmek, kötü muamele etmek, askeri gereklere dayanmayan tahribat, ta bulunmak gereksiz ızdıraplara acılara sebebiyet vermek e, sivil malları yağmalamak yerleşim yerlerini yakmak yıkmak e, işte e, e, kadınlara tecavüz etmek ondan sonra çocuklara e, karşı muamele vesaire uzun bir liste halinde sayılıyor değerli arkadaşlar evet toparlayacak olursak savaş suçları arkadaşlar savaş suçları demek ki hem e, uluslararası e, sözleşmelerin yani Cenevre sözleşmelerinin ağır bir şekilde ciddi bir şekilde ihlal edilmesi hem de e, savaş kural ve geleneklerinin teamül kurallarının ihlal edilmesi anlamında neyi oluşturmuştur? Savaş suçlarını oluşturmuştur ve burada hangi fiillerin savaş suçlarını oluşturacağı düzenlenmiştir. Arkadaşlar savaş suçları genel olarak söylüyoruz. Hem sözleşmelerin e, ihlali hem de tevamül yani örf ve adet hukuk kurallarının ihlali anlamında söylüyoruz. Zaman aşımına uğramaz bu fiiller, e, bu suçlar. Rütbesi ne olursa olsun her kademedeki kişiler nedir? Bundan dolayı sorumlu tutulacaktır. Yine burada bir, bir parantez açmam gerekiyor değerli arkadaşlar. Aslında bunu belki baştan söylemem veyahut da en sonunda yine açıklamalar kısmında söylemek gerekiyor. Mümkünse, mümkünse arkadaşlar bu tür suçları işleyen kişilerin ulusal mahkemelerde yargılanması e, esastır, asıldır, istenen, arzu edilen e, durum budur. Ama e, ulusal mahkemelerde yargılanması söz konusu değilse, bunun uluslararası e, mahkemelerde kurulmuş olan e, bu e, illa e, yani uluslararası ceza mahkemesi de olmayabilir. Yine biraz sonra söyleyeceğiz. Uluslararası nitelikteki bir uluslararası ceza mahkemesinde ne olması? Yargılanması asıldır, istenir, beklenir. Gelelim ikinci e, suça değerli arkadaşlar. İnsanlığa karşı suçlar. Adı üzerinde burada arkadaşlar e, ne söz konusu değil artık savaşla ilgili, e, askeri gerekliliklerle ilgili veyahut da efendim e, işte e, sadece... Askerlere yönelik fiillerle ilgili değil. Tam tersine burada herhangi bir sivil nüfusa karşı yaygın ve sistematik bir saldırının bir parçası olarak belirli bazı fiiller ne yapılmıştır? İnsanlığa karşı suç olarak tanımlanmıştır. Uluslararası Ceza Mahkemesi statüsünde. Bakın burada herhangi bir sivil nüfusa karşı. Ötekinde evet savaş sırasında askerlerle ilgili olabilir. Veyahut da e, sözleşmelerle korunan kişi ve mallara karşı yönelik e, fiiller olabilir korunan e, kişilere veya mallara yönelik e, fiiller savaş suçu olarak tanımlanmışken burada tam tersine e, herhangi bir sivil nüfusa karşı gerçekleştirilen fiiller e, insanlığa karşı suç olarak tanımlanmıştır. Burada e, yaygın olması ve sistematik bir saldırının bir parçası olarak, bireysel olarak ne olabilir? Öldürme olabilir, toplu yok etme olabilir, köleleştirme olabilir, hapsetme, sürgün, işkence, cinsel saldırı, kaybetme, ırk ayrımcılığı gibi pek çok fiil ne olarak kabul edilmiştir? İnsanlığa karşı suç olarak kabul edilmiştir. E, Uluslararası Ceza Mahkemesi statüsünün 7 maddesinde. Değerli arkadaşlar bu insanlığa karşı suç suç fiili aynı zamanda pek çok devletin ulusal hukuklarında ne olarak kabul edilmiştir aynı zamanda ayrıca ulusal bir suç olarak da kabul edilmiştir. Kendi iç mevzuatı gereği. Mesela Türk Ceza Kanunu'nun 77. maddesinde bizim Türk Ceza Kanunu'nun 77. maddesinde insanlığa karşı suç e, ayrı bir suç olarak ne yapılmıştır, düzenlenmiştir ve tanımlanmıştır. E, burada da yine e, e, Uluslararası Ceza Mahkemesi statüsünde e, öngörülmüş olan, yazılmış olan listede e, bulunan e, fiillerin e, yine... E, Türk Ceza Kanunu'nun 77. maddesinde yer aldığını görmekteyiz. Burada şöyle bir tanımlama yapılmış Türk Ceza Kanunu'nun 77. maddesinde. Aşağıdaki fiillerin siyasal, felsefi, ırki ve dini sahiplerle toplumun bir kesimine karşı bir plan doğrultusunda sistemli olarak işlenmesi insanlığa karşı suç oluşturur denmiştir. Burada arkadaşlar ee, yani şeyin e, fiilin arkasında fiilin işlenmesi sırasında e, arkasındaki saik de ne yapılmıştır? Suçun unsuru olarak eklenmiştir. Siyasal, fersi, felsefi, ırki veya dini saiklerle işlenmesi ve e, toplumun bir kesimine karşı bir plan doğrultusunda sistemli olarak işlenmesi. Bu e, toplumun e, sivil nüfusa belirli bir kesimine bir plan doğrultusunda sistematik bir şekilde işlenmesi e, tanımı aynı zamanda e, Uluslararası Ceza Mahkemesi statüsünde de yer aldığını biraz önce gördünüz. Hangi fiiller diye baktığımızda arkadaşlar benzer fiillerin e, Türk Ceza Kanunu'nun 77. maddesinde yine düzenlendiğini de görmekteyiz. Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence, eziyet köleleştirme, kişi hürriyetinden yoksun bırakma, bilimsel deneylere tabi tutma, cinsel saldırı, zorla hamile bırakma, zorla fuhuş gibi fiiller ne yapılmıştır? Suç olarak, insanlığa karşı suç olarak kabul edilmiştir. Ve bu suçlardan dolayı zaman aşımı işlemeyeceği düzenlenmiştir bizim, bizim Türk ceza kanunumuzda. Yani bu şunu e, burada belki ifade etmek gerekiyor, biraz önce söyledik. Yani insanlığa karşı suç fiili uluslararası ceza mahkemesinde yargılanmama ihtimaline binaen aslında ve öncelikle nerede yargılanması isteniyor, bekleniyor? Ulusal hukuklarda, ulusal mevzuatlar gereği iç hukukta bu, kişi, bu fiilleri işlediği iddia edilen kişilerin ulusal mahkemelerde yargılanması ne yapılıyor, isteniyor, bekleniyor, arzu ediliyor. Gelelim 3. fiile değerli arkadaşlar 3. suça soykırım suçu bu da 6. maddede düzenlenmiş. Şimdi biliyorsunuz 1948 tarihli soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesi ne yapılmıştı? Zaten kabul edilmişti Türkiye bu sözleşmeyi imza atmış onaylamış ve iç hukukunun bir parçası haline getirmişti bunu daha önce söylemiştik. Arkadaşlar, ama bu soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesi'nin hangi mahkemede ve nasıl uygulanacağına ilişkin kurallar ne ile gerçekleştirilebilmiştir? Uluslararası ceza mahkemesi statüsüyle ancak gerçekleştirilebilmiştir diyebiliriz. Şu şekilde tarif ediliyor 6. maddede. Bu sözleşme bakımından ulusal, etnik, ırksal veya dinsel bir grubu kısmen veya tamamen ortadan kaldırmak amacıyla işlenen aşağıdaki fiiller soykırım suçunu oluşturur diyor. Demek ki burada yine ne var arkadaşlar? bir grup var. Bu ulusal olabiliyor, etnik olabiliyor, ırksal anlamda bir farklı bir grup olabiliyor veya dini bir grup olabiliyor. bu grubu yok etmek, ortadan kaldırmak amacıyla işlenen fiil. Burada dikkatinizi çekiyoruz. Şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Bir grubu ha bir grubu ortadan kaldırma fiili değil burada soykırım suçu. Bir grubu ortadan kaldırma amacıyla kastıyla işlenen fiiller soykırım suçunu oluşturur. Yani Mesela bir kişi bir işte komutan bir bir devletin başka bir devlete saldıran bir kişisi şöyle diyebilir işte A ırkını veya B ırkını ben ortadan kaldırayım veya B sosyal grubunu dini grubunu ortadan kaldırmak istiyorum deyip sadece bir kişiyi öldürse bile nedir arkadaşlar burada soykırım suçu işlenmiş sayılır. Hangi fiiller gruba mensup olan kişilerin öldürülmesi, onların ciddi bir şekilde bedensel veya zihinsel zarara uğratılması, ondan sonra grubun bütünüyle veya kısmen fiziksel varlığını ortadan kaldıracağı hesaplanarak yaşam şartlarını kasten değiştirmek, mesela onların yemek yiyememesini sağlamak, ondan sonra yani... Belirli bir bu fiiller devam ettiği takdirde bir süre sonra öleceğini, ortadan kalkacağına ilişkin belirli fiiller dizisi ne anlamına geliyor? Soykırım e, anlamına geliyor. Soykırım suç, suçunun işlenmiş olması anlamına geliyor. Grup içindeki doğumların engellenmesi, gruba mensup çocukları zorla bir başka e, gruba nakletmek gibi fiiller nedir, değerli arkadaşlar? Soykırım suçunu oluşturmaktadır. Neye göre? Uluslararası Ceza Mahkemesi statüsünün 6. maddesine göre. burada arkadaşlar biraz önce söylediğimiz gibi o gru o gruba ait olan kişileri öldürme şartı var. Yani o gruba ait olduğu için öldürme şartı var. yani orada hani rastgele değil. Mesela biraz önce hani insanlığa karşı suçtan bahsettik. Orada insanlığa karşı suç doğrudan doğruya Karşıdakinin A veya B grubundan veya işte etnik kökeninden veyahut da dini grubundan olup olmaması önemli değildi insanlığa karşı suçta. Ama burada belirli bir gruba aidiyet sebebiyle bir kişiye karşı zarar verilmesi, öldürülmesi nedir? Arkadaşlar soykırım suçunun unsurunu oluşturuyor. Burada yine soykırım suçu ile ilgili ikinci ee, bir e, özellik ikinci bir e, ayrıntı arkadaşlar savaşta veyahut da barışta da işlenebilir soykırım suçu illaki savaş olması gerekmiyor ee, insanlığa karşı e, suçlardan veya savaş suçlarından farklı olarak ne var burada savaşta veyahut da barışta işlenmesi söz konusu burada arkadaşlar soykırım suçunu kimler işleyebilir diye baktığımızda Mesela savaş suçunda ne vardı? Ee, yani doğrudan doğruya devlet adına hareket eden kişiler vardı. Yani askeri kişiler genellikle bu suçu işliyorlardı. Oysa burada soykırım suçunda devlet görevlisi de olabilirdi. Yani devlet adına hareket eden kişiler de olabilir. Özel kişiler de soykırım suçunu işleyebilir. Arkadaşlar soykırım suçu siyasi nitelikte bir suç kabul edilmediği için Arkadaşlar e, iadeye tabi değildir. Yani iade edilecektir. Yani soykırım suçunu işlediği iddia edilen bir kişi e, mesela sığınma isteyerek e, iadeden muaf kalamaz. Ne yapılması gerekiyor? Devletler tarafından e, soykırım suçunun e, işlendiğine ilişkin devlete ne yapılması lazım? İade edilmesi gerekiyor. Ve e, soykırım suçunun e, yine özelliklerinden bir tanesi de ee, ulusal mevzuatlarda öngörülmüş olması gerekiyor. Ee, bu anlamda Türk Ceza Kanunu ne yapmıştır? Bu eksikliği gidermiştir. <laughs> ee, bununla ilgili e, devletler ne yapabilirler? Tek taraflı olarak e, uluslararası adalet divanına başvurarak e, e, bu e, şeyin e, fiilin buradaki işlenen fiillerin soykırım suçu olup olmadığına ne yapabilirler? E, tespit ettirebilirler. Yani e, burada soykırım suçunun işlenip işlenmediğini e, nereden e, karar vermesini isteyebilirler. Uluslararası Adalet Divanı'ndan isteyebilirler. Arkadaşlar burada yine e, parantez açayım. Uluslararası Adalet Divanı'yla Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni birbirine karıştırmayalım. Uluslararası Adalet Divanı nedir? Birleşmiş Milletler e, Öncülüğü'nde kurulmuş olan e, bir adalet divanıdır doğrudan doğruya ceza mahkemesi değildir burada e, uluslararası adalet divanının yapacağı e, şey nedir e, burada bir tespit kararıdır yani soykırım suçunun işlenip işlenmediğine ilişkin e, bir e, karardır yine aynı şekilde arkadaşlar e, Evet, soykırım suçu ile ilgili şu hususu özellikle belirtmiştik. Uluslararası Adalet Divanı farklı, uluslararası ceza mahkemesi birbirinden farklı mahkemelerdir. Uluslararası Adalet Divanı bir ceza mahkemesi değildir. Buradaki yapacağı tespit soykırım suçunun var olup olmadığına ilişkin bir karardır. Oysa uluslararası ceza mahkemesi nedir? Bir Ceza Mahkemesi'dir ve yargılama yapma yetkisine sahip olan bir mahkeme niteliğindedir. Bu ikisini birbirine karıştırmayalım. Bu soykırım suçu yine aynen savaş suçu gibi veya insanlığa karşı suç gibi zaman aşımına tabi değildir. Yani üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin daha sonra bununla ilgili soruşturma, kovuşturma yapılarak cezasının verilmesi mümkün olabilecektir. Arkadaşlar uluslararası ceza mahkemesi e, bu e, Bosna Hersek'te, e, da işlenen fiillerin e, bir e, soykırım suçu olduğunu ne yapmıştır? E, kabul etmiştir. E, yaklaşık en az 8 bin, belki daha fazla çünkü orada biz yerinde gidip gördük arkadaşlar. En az 8 bin ama oradaki kişilerin ifade ettiğine göre belki 16-17 bin kişinin maalesef işte özellikle Hollanda devletinin işte oradan çekilmesiyle Birleşmiş Milletler adına orada barış gücü olarak faaliyet gösteren Hollanda ve Belçika pardon şeylerinin yetmiş, askerlerinin oradan çekilmesiyle e, maalesef arkadaşlar e, binlerce Bosnalı, e, e, Boşnak e, vatandaş ne yapılmıştır? Soykırıma tabi tutulmuştur. Yine aynı şekilde arkadaşlar e, Azerbaycan'da Hocalı'da e, işlenen fiillerin orada da yine aşağı yukarı 5000'e yakın e, sivilin e, öldürülmesi, katliamı Yine soykırım e, suçunu oluşturmaktadır. Bunu da parantez içerisinde belirtmiş olalım. E, niye e, şey olmuyor arkadaşlar? Yeniden yüklemem gerekiyor herhalde e, slaytları Arkadaşlar e, soykırım e, suçunu e, anlattıktan sonra, ha bizim e, Türk Ceza Kanunu'nun 76. maddesinde soykırım yine ne yapılmıştır e, suç olarak tanımlanmıştır. E, benzer ifadelerle ne yapılmıştır e, bu tanımlama e, Türk Ceza Kanunu'nda yerine almıştır. Bir planın icrası suretiyle milli, etnik, ırki veya dini bir grubun tamamen veya kısmen yok edilmesi amacıyla bu grupların üyelerine karşı aşağıdaki fiillerin fiillerden birisinin işlenmesi soykırım suçunu oluşturmaktadır diye ifade etmektedir. E, Türk Ceza Kanunu'nun 76. maddesi. Yine bunlar ne? Kasten öldürme, efendim kişilerin bedensel ruhsal bütünlüklerine ağır zarar verme, grubun tamamen veya kısmen yok edilmesi sonucunu doğuracak koşullarda yaşamaya zorlanması, grubun içinde doğumlara engel olacak tedbirlerin alınması, gruba ait çocukların başka bir gruba nakledilmesi fiilleri Soykırım suçu olarak ne yapılmıştır? Kabul edilmiştir. E, Türk Ceza Kanunu'na göre soykırım suçu failine e, ağırlaştırılmış müebbet e, hapis cezası veriliyor. Ve arkadaşlar e, Türk Ceza Hukuku'nda Türk Ceza e, e, Ceza Hukuku dersinde göreceksiniz. Gerçek içtima e, hükümleri uygulanıyor. Arkadaşlar ayrıca e, bu e, suçtan dolayı e, Tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirlerine de e, hükmü olunabiliyor ve yine aynı şekilde e, aynen savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar gibi zaman aşımına uğramıyor e, soykırım suçu. E, arkadaşlar şimdi burada bir isterseniz 5 dakika ara verelim. Ondan sonra e, barışa karşı suçlar ve e, bu 4 tane suçtan dolayı yargılanma ve sorumluluk konusuna Dersimizin ikinci bölümünde anlatalım değerli arkadaşlar. Birazcık siz de dinlenin, ben de dinleneyim. Ee, sadece 5 dakika ara veriyorum. Ee, görüşmek üzere. Evet değerli arkadaşlar, dördüncü suç ise Uluslararası Ceza e, Mahkemesi statüsünde e, düzenlenmiş olan dördüncü suç, barışa karşı saldırı e, suçu. Arkadaşlar barışa karşı saldırı suçu düzenlenmiştir diyoruz ama daha doğrusu şöyle oldu. Bunun tarihçesi hakkında biraz bilgi vermek gerekiyor. Saldırı suçunun tanımı konusunda Uluslararası Ceza Mahkemesi statüsünün hazırlık aşamasında tam bir uzlaşı sağlanamadı. Sağlanamadığı için saldırı suçunun tanımı ilerleyen bir tarihe ertelendi. Dendi ki yürürlüğe yürürlüğünü takip eden her 7 yılda bir toplantı yapılacak ve bu toplantı neticesinde ne yapılmış olacak? İşte saldırı suçunun üzerinde mutabık kalınan bir tanımı yapılmış olacak diye arkadaşlar bir kararlaştırmayla ne olmuş oldu? Barış'a karşı saldırı suçu Uluslararası Ceza Mahkemesi statüsünde ilk haliyle ne yapılamadı? yer almadı, gerçekleştirilemedi, konulamadı. şimdi bir saldırı suçu ne peki arkadaşlar? Ha, tarihçesine devam edecek olursak ilk önce daha sonra 2009 yılında yani 2002 yılında yürürlüğe girdiği için uluslararası ceza mahkemesi statüsü 7 yıl sonra toplantı gerçekleştirildi. Saldırı suçunun tanımını yapmak üzere. Ve 2010 yılında arkadaşlar e, toplantılar tabii hadi bugün bir saatlik bir toplantı değil günlerce süren e, toplantılar e, neticesinde belki aylarca süren toplantılar neticesinde e, bu tür e, tanımlar yapılabiliyor. 2010 yılında arkadaşlar Uluslararası Ceza Mahkemesi statüsünde barışa karşı saldırı suçunun tanımı yapılmış oldu. E, aslında ondan önce arkadaşlar. Yıllarca önce 1974 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu barışa karşı saldırı suçunun aslında tanımını yapmıştı. Yani bu çok önemli bir veri, önemli bir uluslararası hukuk kaynağı olarak düşünülebilecek bir tanımdı. Bundan önce yani Nürnberg Mahkemesi 1945 yılında İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya tarafından e, Alman yetkililer tarafından işlenmiş olan e, savaş suçlarının e, e, savaş suçlarını işlediği iddia edilen kişilerin yargılanması için kurulmuş olan Nürnberg e, mahkemesinde de saldırı şu şekilde tarif edilmişti onun statüsünde kuruluş statüsünde bir saldırı savaşının veya uluslararası antlaşmalara garantilere aykırı bir savaşın planlanması hazırlanması başlatılması, yapılması eylemlerinden her biri için ortak plana katılmaz e, katılmak saldırı suçuna teşkil eder diye e, bir e, kısa tanım e, yapılmıştı. Arkadaşlar şimdi biz ilk önce 1974 tarihli Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki saldırı tanımını e, söyleyelim. Arkasından da Uluslararası Ceza Mahkemesi statüsüne eklenmiş olan 8. maddesine eklenmiş olan barışa karşı saldırı suçu hakkında bilgi verelim. Arkadaşlar 1974 tarihli Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 3814 sayılı saldırı tanımına ilişkin karar söz konusu biraz önce söyledik. Burada birinci maddede ne yapılmıştır? Arkadaşlar tanım yapılmıştır. Saldırı bir devletin diğer bir devletin egemenliğine, ülke bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına veya Birleşmiş Milletler şartıyla bağdaşmayan herhangi bir tarzda silahlı kuvvet kullanılması olarak tarif edilmiş. Yani bir devletten başka bir devlete karşı bir egemenliğine karşı, iki ülke bütünlüğüne karşı, üç siyasi bağımsızlığına karşı ve veya diyerek ne yapmıştır? Buradaki ta tahdidi olmadığını ifade etmek için Birleşmiş Milletler şartıyla bağdaşmayan herhangi bir şekilde silahlı kuvvet kullanılması ne olarak tarif edilmiştir saldırı olarak barışa karşı saldırı olarak tarif edilmiştir burada hemen birinci maddenin arkasından yapılan açıklamaya göre buradaki ifadenin sadece bir devletten bir devlete yönelmiş olması gerekmediği Devletlerden devletlere veya devletlerden devlete şeklinde devlet gruplarının da olabileceğine yapılmıştır ifade edilmiştir. İkinci maddede arkadaşlar prima facie fasya yani bizim iç hukukta böyle hani aksi kanıtlanıncaya kadar ispatlanıncaya kadar geçerli olan varsayım karine diyoruz ya arkadaşlar. E, Prima facia e, şeklinde ifade edilen ne var arkadaşlar? Bir e, kural olarak kabul edilmiştir. Yani bir devlet başka bir devlete saldırdıysa aksi ispat edilene kadar bu saldırı ne yapılacaktır? Bu e, silahlı kuvvet kullanılması saldırı tanımının kapsamında değerlendirilecek. Yani devlet burada aslında e, saldırı tanımına girmediğini ispat etmek zorunda kalacaktır. E 3. maddesinde bu kararın 3. maddesinde hangi fiiller saldırı niteliğini taşıdığı düzenlenmiş. Bu burası önemli arkadaşlar. Çünkü bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 3. maddesinde kararının 3. maddesinde düzenlenmiş olan fiiller daha sonra 2010 yılında Uluslararası Ceza Mahkemesi statüsüne eklenmiş olan maddelerin hemen hemen aynısıdır diyebiliriz. Arkadaşlar şimdi onları da biraz sonra söyleyeceğiz. Bu kararın dördüncü maddesinde yukarıda sayılan fiiller tüketici değildir. Yani tadadi değildir, şey, tahdidi değildir, tadadidir. Yani sınırlı sayıda değildir. Ee, yani başka şekillerde gerçekleşen fiillerde ne olabilir? Arkadaşlar saldırı suçunu teşkil edebilir diye ifade etmektedir. Beşinci maddesinde Siyasi, ekonomik, askeri veya başka türlü hiçbir mülahaza saldırıya haklılık gerekçesi sağlamaz. Yani bir devlet şunu diyemez. Ya ben ekonomim çok zayıftı. Onun için e, saldırdım. işte ekonomik güç elde etmek için veyahut da siyasi sebepler veya askeri sebepler saldırıyı, saldırıya haklılık gerekçesi sağlamaz. Arkadaşlar, hani dersin başında söylediğimiz bu 5. maddenin 2. fıkrasında e, şu husus düzenlenmiş. Bir saldırı suçunu işleyen devlet karşı tarafın uğramış olduğu zararları ne yapacaktır? E, tazmin edecektir. Yani milletler arası sorumluluk hususu ne yapılmıştır? Bu kararda yerini almıştır. E, bir saldırı suçu milletler arası barışa karşı bir suçtur. Suç olarak kabul edilmiş ve milletler arası sorumluluğa yol açacağı ifade edilmiştir. Evet yine bu kararın 5. maddesinin 3. fıkrasında şu hususta ifade edilmiş. Yani bir devlet A devleti B devletinden işte belirli bir toprak parçasını kendi topraklarına kattığı zaman kendi ülkesi sınırlar içerisine kattığı zaman veya özel bir avantaj elde ettiği zaman bu hukuki olarak ne yapılmayacaktır? Birleşmiş Milletler üyeleri tarafından tanınmayacaktır. Yani hukuki olarak kabul edilmeyecektir. Bu anlamda mesela şimdiki Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırı ve belirli bölgelerini işgal etmesi, belirli bir süre elinde tutması ne olmayacaktır? Rusya'nın bu fiili, bu saldırı fiili neticesinde elde ettiği kazanımlar, ister toprak anlamında ister avantaj anlamında elde etmiş olduğu kazanımlar hukuki olarak kabul edilmeyecektir. Nitekim de pek çok devlet ne yapmıştır? Arkadaşlar, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 141 tane devlet e, bu saldırı e, suçunu e, kınamıştır. Ondan sonra saldırı tanımına ka, tanımı kapsamına girdiğini ifade etmiştir ve buradaki hiçbir e, ilhakın, işgalin, elde tutmanın sağlanan Rusya'nın elde etmiş olduğu hiçbir avantajın hukuki olarak tanımadığını e, beyan etmiştir devletler. Ee, bu da herhalde anlaşılmış e, oldu şimdi biraz önce söylemiştik ya şuraya tekrar bir daha geri dönüyorum 3. maddesinde bu kararın 3. maddesinde hangi fiillerin saldırı niteliğini taşıdığını e, kar, karar 3. E, maddesinde saymıştır demiştik ya aynı fiiller nerede de sayılmıştır 2010 yılındaki uluslararası ceza mahkemesi e, statüsünün Saldırı tanımının içerisinde yer almıştır. Yani şöyle diyebiliriz, hani uluslararası ceza mahkemesi statüsüne saldırı suçunu eklemek isteyen toplantıya katılan işte sözleşmenin tarafları aslında 1974 tarihli Birleşmiş Milletler Genel Kurulundaki tanımlanmış olan fiilleri Yine saldırı suçu olarak kabul etmiştir. Aslında çok da e, önemli bir gelişme ekleme e, veya çıkarma sağlamamıştır, yapmamıştır. E, bunu ifade edebiliriz. Ne diyor peki 2010 yılı e, o 2010 tarihli Uluslararası Ceza Mahkemesi statüsündeki e, eklenmiş olan saldırı e, 8. Madde, 8 maddeye eklenmiş olan e, metindeki saldırı. E, tanımı ne, ne şekilde yapılmış? Şu şekilde, aynen biraz önceki e, karardaki yapılan tanıma benzer şekilde. Bir devletin siyasi veya askeri eylemlerini etkili biçimde kontrol edebilme ve yönetebil veya yönetebilme konumunda olan bir kimse Kim olabilir? Devlet başkanı olabilir, genel kurmay başkanı olabilir, milli savunma bakanı olabilir veyahut da efendim devlet adına hareket eden herhangi bir komutan, herhangi bir kişi olabilir. Önemli olan ne? Devletin siyasi veya askeri eylemlerini etkili biçimde kontrol edebilme yönetebilme konumunda olan bir kişi. Karakteri ağırlığı ve boyutu itibariyle Birleşmiş Milletler şartını açıkça ihlal eden Birleşmiş Milletler şartında kuvvet kullanma yasağı var kuvvet kullanmadan kaçınma ilkesi var. Bu ilkeyi ihlal edecek bir şekilde bir saldırı fiilini ilanlanması, hazırlanması, başlatılması ve icrası uygulanması'nı ifade eder diyerek ne yapmıştır? Bu saldırı fiillerinin hangi saldırı fiillerinin saldırı suçunu oluşturduğunu düzenlemiştir. Ne diyor yine ikinci paragrafında? Şöyle diyor arkadaşlar. Amacı bakımından saldırı fiili bir devlet tarafından başka bir devletin egemenliğine, toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve yine aynen 1974 tarihli kararda olduğu gibi Birleşmiş Milletler şartına aykırı başka şekillerde silahlı kuvvet kullanılması demiş ve nereye atıp yapmış? 1974 tarihli Birleşmiş Milletler Genel Kurul kararına atıf yaparak şu fiiller Saldırı fiil fiilidir diye saymış. Hangi fiiller arkadaşlar? E, şunları söyleyebiliriz. Bir devletin e, e, herhangi bir askeri işgal veya kuvvet kullanarak başka bir devletin topraklarının tümünü veya belirli bir bölümünü ilhak etmesi, kendi toprakları içerisine dahil etmesi, e, e, katması diyebiliriz. Başka? Eee? Bir devletin başka bir devlete bombardımanda bulunması, herhangi bir silah kullanımında bulunması, başka bir devletin başka bir devletin limanlarını veya kıyılarını abluka altına alması, veya bir devletin silahlı kuvvetlerinin başka bir devletin kara, deniz, hava kuvvetlerine veya deniz veya hava filolarına karşı saldırıda bulunması veya Arkadaşlar bu E bendine dikkat edelim. Bir anlaşma yapılıyor A devleti ile B devleti. Yani bir A devleti ne yapıyor? İşte kendi ülkesinde B devletinin kuvvetlerinin bulunması konusunda bir anlaşma yapıyor. Bununla ilgili mesela Rusya'nın Rusya askerleri nerede? Suriye'de mesela. Bir kendi arasında bir anlaşması var. Bir anlaşma uyarınca o devletin ülkesinde bulunan bir devletin silahlı kuvvetlerinin o anlaşmada belirtilen koşullara aykırı olarak kullanılması. Şimdi e, Suriye ne dedi? İşte şu 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 amaçlarla benim ülkemde e, Rus askerleri bulunabilir. Rusya ile anlaşma yaptı. Ama bu amacın anlaşmada belirtilmiş olan amacın yine kayıt herhalde devam, e, kesildi. Şu anda sesim geliyor mu değerli arkadaşlar? Bir ara gidip geldi ama bir şey. Ha evet geliyor tamam teşekkür ederim. İşte bir ülkede bulunan yabancı silahlı kuvvetlerin o anlaşmanın dışında anlaşmaya aykırı olarak başka şekillerde silahlı kuvvet kullanması da ne anlamına gelir? Saldırı anlamına gelir. Veya anlaşma sona erdi o yabancı askerler ülkeyi terk etmiyorlarsa bu da ne anlamına gelir? Yine saldırı anlamına gelecektir. F bendinde ise değerli arkadaşlar yine bu defa evet kesintiler oluyor arada sırada. P bendinde ise değerli arkadaşlar e, topraklarını başka bir devletin kullanımına tahsis eden bir devletin topraklarının diğer devlet tarafından üçüncü bir devlete karşı bir saldırı eyleminde kullanımına izin vermesi. Yani bu da ne oluyor arkadaşlar saldırı anlamına geliyor. Ne demek bu? Şu demek. E, mesela e, işte e, Belarus e, ne yapıyor? Arkadaşlar Rusya'yı destekliyor. Ee, Rusya'nın kuvvetleri Belarus'a geldi. Rusya'da bulunuyor. Ondan sonra ve e, Belarus'tan diyelim ki Ukrayna'ya saldırı söz konusu olduğunda bu ne anlama gelir? Arkadaşlar Belarus'un da saldırı yaptığı anlamına gelir. Neden? Çünkü kendi topraklarını, kendi e, ülkesini başka devlete saldırı amacıyla kullandırmasına izin vermesi ne anlamına gelecektir saldırı anlamına gelecektir veyahut da arkadaşlar son e, saldırı tanımının içerisinde yer alan fiillerden önemli bir kısmı da silahlı çetelerin grupların düzensiz birliklerin veya paralı askerlerin bir devlet tarafından e, veya bir devlet adına başka bir devlete gönderilmesi yani kendi ordusu değil Rusya diyelim ki bu şekilde kullanıyor paralı asker kullanıyor Ukrayna'da veyahut da ne bileyim Çeçenistan'dan gidiyor, Suriye'den gidiyor, Irak'tan gidiyor veyahut da işte çeşitli Afrika'dan giden grupların olduğu ne yapılıyor ifade ediliyor biliyorsunuz. Bu da ne anlamına geliyor? Saldırı fiili kapsamında değerlendirilmesi anlamına geliyor değerli arkadaşlar. Ee, şimdi... Hangi mahkemelerde yargılanır bu uluslararası e, suçlar e, diye baktığımızda arkadaşlar şöyle hemen tarihçesine bir iki cümleyle değinerek e, gidelim. E, bunlar kategori olarak düşünebiliriz. E, özel mahkemeler diyoruz arkadaşlar. Nürnberg ve Tokyo mahkemelerini biraz önce e, kısaca bahsetmiştik. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya için kurulan mahkeme Nürnberg Mahkemesi, Japonya için kurulmuş olan mahkeme ise Tokyo Mahkemesi. Bu mahkemeler işte şunun için eleştirilmişti. O zamanki işte galip devletler tarafından, onların kuvvetleri tarafından oluşturulduğu için, kurulduğu için yani galiplerin mağluplara dayatmış olduğu tabii hakim <laughs> ilkesiyle bağdaşmayan nitelikteki mahkemeler ve yine kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesine aykırı olarak kurulmuş olan mahkemeler diye ne yapılmış oldu, eleştirilmiş oldu, hala da şu anda eleştiriler devam ediyor. Ama öyle bile o olsa arkadaşlar, neticede suçların işlenmiş olan savaş suçu, soykırım suçu, insanlığa karşı suç, saldırı suçlarının cezasız kalmaması adına e, e, görev yapmış olan mahkemeler olarak ifade edebiliriz Nürnberg ve Tokyo mahkemelerini. <laughs> İkinci tür mahkemeler ise eski Yugoslavya'da işlenmiş olan savaş suçları veya soykırım suçu veya insanlığa karşı suçlarla ilgili kurulmuş olan mahkeme arkadaşlar bu güvenlik konseyi tarafından kurulmuştur Birleşmiş Milletler güvenlik konseyi bu da eleştirilmekte olsa bile yine e, aynı amaca hizmet ettiği için bunu da ne yapabiliriz? Aynı kategoride ifade edebiliriz. <laughs> bir diğer mahkeme Ruanda'da. Yine sınıfta e, mümkün olduğunca hani söylüyorduk arkadaşlar. E, Ruanda'da bir e, insanlık e, tarihi bakımından böyle çok önemli e, işte 3 ay gibi, 3 ay, 4 ay gibi bir zaman diliminde arkadaşlar 800 bin insanın e, işte e, soykırma tabi tutulması, orada işte öldürülmesi, katledilmesi, tecavüze uğraması gibi bir çok korkunç bir dram yaşandı. Bunun buradaki bu suçu işleyenlerle ilgili Ruan'da ceza mahkemesi kuruldu arkadaşlar. Bunun dışında yine Sierra Leone'da, Kamboçya'da işlenmiş olan suçlarla ilgili Birleşmiş Milletler... <laughs> güvenlik konseyi ya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından kuruldu veyahut da işte ya devletle anlaşmalı bir şekilde e, kurulmuş olan mesela e, Kamboçya Mahkemesi bu şekilde kurulmuştur. <laughs> Nelerdir? Bunlar uluslararası nitelikli ceza mahkemeleridir. Gördüğünüz gibi bunlar e, sadece o bölgelerde, o ülkelerde e, işlenmiş olduğu iddia edilen uluslararası suçlarla ilgili mahkemelerdir. E, e, ister Nürnberg olsun Tokyo olsun, işte Yugoslavya olsun Ruanda olsun veya diğer mahkemeler olsun, arkadaşlar e, artık e, uluslararası nitelikte çapta genişlikte ve bütün ülkelerin e, geniş katılımına e, mazhar olacağı bir uluslararası ceza mahkemesinin kurulması fikri e, ortaya çıkmış ve uluslararası ceza mahkemesi statüsü 1998 yılında Roma'da kabul edilmiştir. Ee, arkadaşlar bu önemli bir gelişme ancak e, Türkiye bütün e, bu e, sözleşmenin hazırlık aşamalarına toplantılarına katılmış olmasına rağmen terör suçlarının e, uluslararası ceza mahkemesi statüsüne e, eklenmemesi, dahil edilmemesi sebebiyle en büyük gerekçesi budur. E, ne yapmamıştır? Uluslararası ceza mahkemesi statüsüne imza atmamıştır, tarafı olmamıştır. E, statü arkadaşlar başlangıç ve 116 maddeden oluşuyor e, belki değişiklik olabilir şu an için 106 tane devlet e, taraftır tüm dünyada işlenen suçlar için kurulmuştur devamlı niteliktedir yani sadece belirli dönemlerde e, görev yapan bir mahkeme niteliğinde değildir devamlı niteliktedir Hollanda'nın Lahye şehrinde e, görev yapmaktadır 18 hakim ve bir savcıdan oluşmakta ve yardımcılarından ve sekreteryasından oluşmaktadır Uluslararası Ceza Mahkemesi. Arkadaşlar Uluslararası Ceza Mahkemesindeki yargılamaya da birkaç cümleyle bakacak olursak bitiriyorum. Divanın yargı yetkisini devletlerin kabul etmesi gerekiyor. Yani bu açıdan mesela işte Türkiye ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin e, yargı yetkisini ne yapmamıştır? E, sözleşmeye, statüye taraf olmadığı için yargı yetkisini tanıması söz konusu. Değildir. Hangi suçlar e, uluslararası ceza mahkemesinin e, yarglama sı e, kapsamındadır, yargılama yetkisi kapsamındadır? E, biraz önce saymış olduğumuz savaş suçu, soykırım suçu, insanlığa karşı suçlar ve saldırı suçu. Ha biraz önce bir şeyi söylemeyi unuttum. 2010 yılında evet bu e, suç e, saldırı suçu kabul edilmiştir ama 2017 yılından itibaren e, uygulanacaktır. E, şeklinde e, kabul edilmiştir. Onu da e, şeyi, o eksikliği de tamamlamış olalım. Evet tanım 2010 yılında ama e, yürürlüğe girişi e, 2017 yılında olacak şekilde ne yapılmıştır? Eklenmiştir. E, Uluslararası Ceza Mahkemesi statüsüne. Terör suçları dahil değildir. Biraz önce söyledik. Zaman bakımından 1 Temmuz 2002'den sonra işlenen suçlar e, açısından uluslararası ceza mahkemesinin yargı yetkisi bulunmaktadır. E, kişiler bakımından e, yargı yetkisine bakacak olursak suçu işleyen olsun, emreden olsun, isteyen, özendiren, yardımcı olan, katılan ve 18 yaşını dolduran her gerçek kişi e, bu anlamda uluslararası ceza mahkemesinin yargılama yetkisi e, kapsamında olduğunu ifade edebiliriz. Burada hiçbir görevine bakılmaz. Yani bir e, işte acaba devlet başkanı mı yoksa efendim işte genel kurmay başkanı mı yoksa efendim işte herhangi bir komutan mı veyahut da bakan mı buna bakılmayacaktır. Arkadaşlar hemen burada yine bir parantez açalım. Mesela Uluslararası Ceza Mahkemesi ne yaptı? Arkadaşlar <laughs> Putin'in tutuklanmasına ilişkin karar verdi. Neden dolayı? Ukrayna'ya olan saldırısından dolayı tabi Arkadaşlar bu tutuklama gerçekleşebilir mi bu çok böyle hani çok 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 zayıf bir durum oluşturuyor Çünkü hangi devlet buna cesaret edip de putin'in Rusya Devlet başkanının tutuklanmasına katkıda bulunacak Çünkü Evet bir mahkeme var mahkemenin işte savcısı işte hakimleri var bir karar verilmiş bu kararın e, uygulanması ne eliyle gerçekleştirilecek yine e, özellikle üye devletler yani bu taraf devletler eliyle gerçekleştirilecek bu taraf devletlerin de buna e, yanaşması ve bunu e, icra etmesi çok da kolay bir şey değil onu da parantez içerisinde belirtmiş olalım. Evet devam ediyorum. Devletlerin bu suçtan dolayı uluslararası sorumluluğu kabul edilmiştir. Ee, hani biraz önce söyledik ya kişilerin e, cezai sorumluluğu ayrı, devletlerin milletler arası sorumluluğu, uluslararası sorumluluğu ayrıdır. Yani devletler tazminat sorumluluğu kapsamındadır. Burada e, ceza anlamında, cezai anlamda kişilerin cezai sorumluluğu vardır. Tamamlayıcılık esasına tabidir. Yani öncelikle, ee, bu suçları işlediği iddia edilen kişilerin ulusal mahkemelerde yargılanması istenir, beklenir, arzu edilir. Bu olmadığı takdirde uluslararası ceza mahkemesinde e, yargılanması e, gerekecektir. Bunun içinde non bis in idem e, kaidesi yani bir suçtan dolayı ne olmaz? İki defa yargılama olmaz. Yani bir e, suçtan dolayı mesela iç hukukta e, iç mevzuatı gereği, ulusal mevzuat gereği e, ulusal mahkemelerde yargılanmışsa bir kişi ne olmayacaktır e, uluslararası ceza mahkemesinde yargılanması söz konusu olmayacaktır <laughs> e, yargılama nasıl başlıyor arkadaşlar e, bunun üç yolu var birincisi e, uluslararası ceza mahkemesinin savcısı resen hareket ederek e, soruşturmayı başlatabiliyor ya da taraf devletlerin talebi üzerine soruşturma başlatılabiliyor veyahut da Güvenlik Konseyi Uluslararası Ceza Mahkemesinin savcısından soruşturmanın başlatılmasını talep edebiliyor. Dolayısıyla ister e, savcının reesen, ister tarafta devletlerin veya Güvenlik Konseyi'nin talebiyle e, olsun e, soruşturma başladıktan sonra ne olacaktır? Soruşturma ve e, şey olursa da e, kovuşturma aşamasına geçilebilecektir. Evet değerli arkadaşlar bir iki cümleyle de e, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin e, bekleneni verebildi mi sorusuna cevap verelim. Arkadaşlar Uluslararası Ceza Mahkemesi bekleneni veremedi. Daha fare doğurdu tabiri kullanılır ya arkadaşlar. E, çünkü e, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin... E, Gerçekten işte arzu edilen bir şekilde olması gereken bir şekilde faaliyet gösterebilmesi taraf devletlerin buna ciddi bir şekilde katkı ve katılım vermesiyle katılım sağlamasıyla ancak mümkün olabilecektir uluslararası ceza mahkemesi statüsüne taraf devletler olsun veya taraf olmayan devletler olsun mesela Amerika Birleşik Devletleri ne yapmıştır 1 Temmuz 2002 yılından hemen öncesinde e, bu e, şeyi geri alarak ne yapmıştır? Bu uluslararası ceza mahkemesi statüsünden ayrılmıştır. Dolayısıyla arkadaşlar yani pek çok böyle e, büyük devletlerin e, sözleşmeye taraf olmaması. Bundan sonra e, genellikle genellikle arkadaşlar e, işte e, 3. Dünya ülkeleri diye bu tabirim kesinlikle e, doğru olmadığını bilerek sadece e, konuyu anlatmak için söylüyorum arkadaşlar. Daha çok böyle zayıf devletler veya işte e, Afrika'daki efendim Güney Asya'daki devletlerle ilgili e, işlendiği iddia edilen fiillerle ilgili e, yargılamalar olması sebebiyle arkadaşlar maalesef uluslararası ceza mahkemesi bekleneni verememiştir. İlerleyen zaman içerisinde acaba e, bu e, uluslararası nitelikteki suçların yargılanması söz konusu olabilir mi? Bunu hep birlikte bakıp göreceğiz değerli arkadaşlar. Evet, e, bugün niye anlatmış olduk? Uluslararası e, işte e, silahlı çatışmalardan dolayı sorumluluğu anlatmış olduk. <gülüyor> yani <gülüyor> uluslararası kabul edilen e, suçlardan dolayı kişilerin cezai sorumluluğu üzerinde durmuş olduk. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde düzenlenmiş olan dört tane suçtan dolayı e, yargılama konusu uluslararası suçları sizlere aktarmaya çalışmış olduk değerli arkadaşlar. E, peki eğer bir soru yoksa e, dersi kapatıyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun diyorum değerli arkadaşlar.